Hello, friends. Hello. Yes. Hello. We It is today is the date of 12th are here. We are 12th of December of December of 2021. 2021. Yes, good. Okay. Yes, let's start to introduce ourselves. Yani bugünkü tanıtımlarımız biraz daha geniş olacak arkadaşlar. İşte my name is Emine Ortakaya. I'm from Giresun. Esasen Giresunluyum. But I live in İzmir at Bornova. I live with my partner, with my husband. We have a house. The house belongs to us, bize ait. And our house has three rooms and a bathroom and a kitchen. It has two balconies, for example. Yani birazcık bildiğiniz kadarıyla böyle birazcık genişleterek anlatmaya çalışayım. Okay. What is Hani ürkmeden, korkmadan yani yanlışlar yapacağız, düzelteceğiz. Hepimize ait bir şey. Sonuçta bu dil kul yapısı bir şey. Yani zihnimize işlenmiyor. Böyle kullandıkça işleyeceğiz. Yes. Okay, who wants to introduce himself or herself? Hello. Yes, please. My name is Ali Çolak. I am from Sakarya, Kocaeli in Turkey. Yes. My family came 100 years ago from Hopa, Arhavi region. Oh, yes. I have lived in New York for 23 years. I am single. I am not married, single. I live in a house with my family. It has two bedrooms, one living room, and there is a porch at the back. I enjoy reading books, listening to folk and classical music, playing games online. I learned how to play chess 4 months ago, and learning how to play the bağlama. From That's who? it. On the internet and myself practicing. Yes, anlayabildik mi arkadaşlar? Yes, I Yes. understood, of Yes. Anlamayan var mı? Önce öyle soralım. Çünkü Ali Bey'i sık sık konuşturacağız. Yani bu konuşmayı anlayabilmemiz lazım bizim. Who doesn't ya da who hasn't diyelim. Who hasn't understood this conversation? Var mı anlamayan? No. Good. Okay. Thank you very much, Ali Bey. Thanks Pleasure. a lot. Okay. You're welcome. Yes, let's go on. Who wants to introduce himself or herself? Tahsin Bey, are you here? Duyuyor musunuz? Yes. Evet. Yes, please. My Try to introduce name yourself, please. is Biraz Tahsin vuracağım. Aktaş. I am 75 years old. Oh, maşallah. Çok güzel. I was Republic Relations Specialist, but I am now retired. I have two children, two daughters and one son. Three children. Yes, I have three children and I have nine granddaughter. Hepsi kız, maşallah. Gelin ede ede helak olacaksınız. Buyurun. Hayır, çocuklarımın hepsinden. Evet. All of my children, I have nine. Nine Yes. granddaughter. Yes. Granddaughter and Granddaughters. Yes. yes, I am married and I am illness because I have heart illness and diabetic. Diabetic. I am using insulin and several medicines. That's all. Yes. I use insulin. Yes. I'm using dediğimiz anda şu I anda use, I kullanıyormuşsunuz. use, yes, I sorry. use, değil mi? I use, I yes. use insulin. Yes. Yes. İnşallah ne diyelim? İyi gidiyordur. Be well, ne diyelim? Sağlıklı olun. Sağlığınızı iyi koruyun. Be Gelmiş well. geçmiş olsun. Thank you. Yes. Okay. Ben küçük bir şey ekleyebilir miyim bilmiyorum. Yes, Genellikle please. hastalık konusunda
Yani I am ill, ben hastayım derseniz I am ill olur ama bir hastalık konusunda disease kelimesi kullanılır. Heart disease. Ya da heart attack mesela kalp krizi. Heart attack, kalp krizi, heart disease, Heart illness belki yani ama disease daha çok kullanılıyor, doğru, haklısınız. Ne dediğinizi anlarlar, heart illness. Anlarlar ama uygun olmaz. Okay. Okay, good. Okay, who else? Başka kim tanıtacak? If there is no one else, yes, this is your turn. Okay. Thank you. I'm Elif Ünver Çırpan. As I told the last week, I live in Bolu. And I have lived, no, I had lived in İzmir. Before move to Bolu in 2020 February. I lived de diyebilirsin. I lived. Okay. What can I say about me? I enjoy listen to music and origami, making origami. Yes. Folding paper. Yes. It means to make something by folding paper. I like animals. I like domestic animals. Yes. Actually, you have a cat. Yes. I don't have. I think he has me. He has a. He has two people, but we don't have him. I think. Well, why don't you think so? Do you make good meal, delicious meal? For example. Yes. I'm not sure delicious, but I love cook. I love make some things to eat. Elif makes delicious meals, I think, because I heard somebody else that Elif makes so delicious meals. Did you eat? Because I don't think so. I'm not sure. Yes, I heard. I heard of it. Yes. Okay. If I ever come to Turkey one day, I will make sure to visit. Yes. Them. Yes. Please come by Elif restaurant. Please. Yes. Okay. So, do you have your house? Does your house belong to you? No. We rent it. Okay. It has three rooms and one bedroom or and one bathroom and one kitchen, of course. Yes. It has two balconies, but balconies are not very big. No, they are big. They're so big, but they're not. How can I say? Are they narrow? No, they are covered with windows. Camekanlı balkon. That? Evet. Yes, camekanlı balkon. Camekanlı nasıl deriz? Camekanlı. Bunu artık Ali Bey'e soracağız. Balkon is camekan. With windows, generally. With windows, with glass, large glass windows. French windows. French windows. But not French windows, because French windows is, no. I think, from floor to from ceiling to what tavan floor to the ceiling, yes, and but this is not from the floor, from 1 meter high, I think, to the ceiling. Evet, from the floor. Yes. One meter high. Not from 1 meter. The floor. I think 70 centimeters or 80 centimeters. Yes. Maybe. Okay.
Yani yarımca mekan, değil mi? Yarım duvar, yarımca mekan. Yes. Okay, okay, good. Which district? Yani neresinde oturuyorsunuz Bolu'nun? I'm not sure. How can I say? İlçesi yok mu bu Bolu'nun? No, center of the Bolu. Ah, yes, Bolu Central. Bolu Central. Yes, Bolu Central. Okay, okay, good. Elif, thank it you. It is like. It seems to Bolu is a metropole. Bolu Central. Yes, Bolu Central. But Bolu is a very, very small city. Yes. That actually might be said sometimes metropolitan area. So Bolu metropolitan area. That would be fine. Oh, yes. No. Metropolitan area. Metropolitan area? That would be fine, yes. That would actually get your point through and that would explain. Or Bolu Central. Okay. Mm-hmm. Okay, thank you Elif. Thank you very much. Başka kim var bu sınıfta? Elif, Ali Bey, Tahsin Gözde Bey. Gözde Hanım ve Nurşen Hanım. Gözde Hanım? Yes, I am here. Yes, Gözde Hanım. Do you want to introduce yourself for us? Yes, I start my meeting. I am Gözde Kılıç. I am 37 years old. I am from in Iğdır, but I live with family. I have got a sister. My sister a mathematic teacher, and she works high school. Mm-hmm. She is 29 years old. Mm-hmm. On Sunday is birthday. Her birthday. Mm-hmm. My father is happy birthday. Retired. Happy birthday. Now, yeah. Sunday, today, next Sunday, today or next Sunday. Sunday. Okay, yeah. Happy birthday. Yes. Yes. Mm-hmm. My father. Where do you live, Gözde Hanım? Where do you live? I live with family in Istanbul. In Istanbul. Okay. Yeah. Mm-hmm. I forgot. I am exiting now. I like to speak English. Mm-hmm. I like born in English. Istanbul and in 1984. Yes, okay. My father is retired now. Yes. My mother is wife housewife. Housewife. I'm sorry. Wife. Yes. Yes, good. Gözde is my old friend. Yes. No. Do you remember me? No, I am singer. Tahsin. I am not exchange. I meet Tahsin. I learned English courses with my friend Tahsin. Yes. Yes, good. 30 years ago. Good. Yes. I like... How many years ago? Did you A few years ago. A few years ago. Uh-huh. Okay, good. Okay. Yes. You have one sister. Yes, I have. You, yes. Okay. She is mathematic teacher. She's a mathematic teacher. Yes. Okay. Does your house belong to you or belong to your family? Family. Sizin mi eviniz? Kendinizin mi? Yes. Our house is in Beylikdüzü. Yes. Our house is three rooms. Has three rooms. Yes. One bathroom. Yes. Two children room. Bedroom. Two bedrooms. Yes. Yeah. We are big. Yes. Good. Two bathrooms. Two bathrooms.
rooms to one kitchen. A kitchen or one kitchen. Yes. And salon neydi bilemiyorum. Living room. Living room diye geçer genellikle şeyde İngilizce'de evet. Salon. Yes. Living room. Ha, bir yemek odası tarzı bir şeyiniz varsa en fazla dining room diyebiliriz. Diğerleri içinde bedrooms. Bedroom. Ya da bedroom diyebiliriz. Salon genellikle böyle bazen böyle şeyler için kullanılır. Tırnakların boyandığı yerler, güzellik salonları ha, için. Salon, bir de, yes, yes. Bir de eskiden yes. böyle bazı toplantı odaları, şey meclisleri işte şeylerin evet. tartıştığı eski meclisler için kullanılırdı. Evet, yes, yes. Yes, okay. Yani o, evet, salon. Our house is very big, so... it is too clean, difficult. It is difficult to clean. To clean. It's difficult to clean. Yes. Yes. It's difficult to clean. Yani değil mi? Temizlemesi zor. Yes. Okay. That for you, me, but I am bad. I am speak bad English. Yes, good. You speak great English. Yes, good, good, very good. Gözde Hanım, where do you work? Where do you work? Bana mı soruldu? Yes, 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 yes. Where do you work? Where do you work? Huh? I work at BG University and I work this engelli neydi ya? Ha, disability department falan gibi bir şey mi? Engelli evet, disability department gibi bir şey. Bunu evet. herhalde böyle söyleriz değil mi? Şey, yani engelli öğrenci birimi de. Yes. Department, department of disabilities olabilir. Disability department. Yes, olabilir. Yes, olabilir. Yes. Yes. Öğrenci birimi dediniz değil mi? Yes. Yes. Student unit falan gibi bir şey olsa gerek o da. Ona da öyle bir şey demeniz gerekir. İngilizce'de yani... It might be student department, but genellikle department, yes. okulun ismi söylenir ve ondan sonra engelliler departmanı denir. Yani engelli öğrenciler evet, falan evet. kullandığını pek duymadım ben. Evet. Farklı farklı oluşumlar tabii. Ülkeye göre farklı. En nihayetinde. Yes. Ülkeye yeah, göre... I work with my coordinator. 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 We help disability students. Ha, disabled students, disabled people. Disabled students. Students. Yes. There okay. are a kind a lot of disabled students. Ya bu böyle bir çeşit social service gibi işleyen değil mi? Yani öğrenci işlerinde bizim zamanımızda tabii biz işte engeller komisyonu falan Boğaziçi'ndeyken yapardık ama yoktu bir benzeri o zaman. Yani Batı'da belki vardı fakat bizim ülkemizde çok fazla bir benzeri yoktu. Şimdi de böyle bölümler çıktı. Ben de çok içeriğini bilmiyorum fakat şey yapıyorsunuz değil mi? Yani çektikleri güçlükleri çözmeye uğraşıyorsunuz. Yes. Engelli yani their problems. Yes. Şöyle hemen kısaca Türkçe'de yani kampüs içinde fiziksel akademik eğitim yani physical academic education olarak educational çektiği zorlukların evet. biz koordinatör olarak ve diğer idari birimlerle işte sınav hatlarının işte o sınav sürelerini veya işte bir otopet engelli geliyor işte girişlerde sınava girmesi gibi bunları biz sağlıyoruz. Yani şimdi çok detaylandırmayayım dersin. Evet yok anladım. Için. You evet. work as a facilitator I think. Evet. Bir kind of facilitator. Yes. 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 I heard a bell. I think it was a clock. Who's that? What? I heard a bell voice. This is mine. Yes, that's mine. It's very good. Yes, that's mine clock. Kilise çanı gibi. Yes. Yes. Church bell. Yes. Evet evet biz çok seviyoruz. Özel olarak arayıp bulduk. Tabii saatimiz biraz basit bir saat oldu ama istediğimiz gibi bir şey oldu. Onu öyle özel sipariş. I think
it's difficult to find it. Why not? Yes. Yes, yes. Because because I was looking for but I couldn't find onlara galiba Türkçe'de bilmiyorum belki büyüklerinde mi salon saati. Ben bunu çeviride bakmak. Bu saatlerin çok güzel bir yanı var arkadaşlar. İçi açılıyor. Pekala görmeyen bir insan rakamları bu saatin üzerinden öğrenebilir. Ben mesela öğrencilerime böyle üzerinde kabartma olarak ne diyelim Latin alfabesinin kabartılmış haliyle yazıyordu genellikle eski saatlerde ve ben o saatlerin hep motorlarını parçalayıp körler okulundaki öğrencilerime götürmüştüm, inceletmiştim, rakamları öğretmiştim oralardan. That's very good. There's a game, you know, okay. Yes. Okay's pieces have yes. Rakams. Yes. yes. You can use digits. Also. Yes. Yes, yes, yes. Yes, that's right. Gerçekten öyle. Yani rakamları öğrenmek için hakikaten okey takımı edinilebilir. Böyle saatler edinilebilir. Bir de şimdi saatler dijital oldu ya. Ben bunu şimdi Türkçe anlatayım size. Yani kadranlı saat dediğimiz zaman ya da kadranlı telefon dediğimiz zaman çocuklar çok anlamıyorlar tabii. Kadranlı saat ne demek? Mesela bir görmeyen için çok önemli kadranlı saat. Çünkü saat yönünde biz tarif ediyorduk. Mesela batıya gittiğimizde falan da yemek konuyor. Mesela tabakta birçok çeşit var. İşte saat bir yönünde diyelim ki pirinç var, pirinç pilavın var. Saat üç yönünde diyelim ki patatesin var. Beşle yedi arasında şu var, bu var derken hep dijital kadranlı saat. Very useful technique. Yes, çok faydalı. Kesinlikle çok faydalı. O yüzden de ben mümkün olduğunca körler okulunda çalışırken hani Cumhuriyet Lisesi'ne geçmeden önce onu çok kullandım. O saat sistemini sürekli girdiğim her sınıfa hiç bıkmadan, usanmadan hadi bakalım ben şimdi kaç yönündeyim, hadi bakalım ben şimdi kaç yönündeyim. Yani o şekilde biraz böyle canlarını sıkarcasına onu öğrettim. Ayrıldıktan sonra da bu saatleri sürekli göndermeye devam edin buldukça. Yani. Do you have a Braille watch? Yes, yes I have. I use it. Like it very much. Yes, the wristwatch in Braille. Power bank ekleyecek miydim? Yani. Efendim? Power bank de ekleyecek miydim? Tanıtım? Ya ekleyebilirsiniz her şeyi. Hobilerinizi, favorilerinizi, alışkanlıklarınızı, her şeyi ekleyebilirsiniz. Tabii ki. Yes, please. Yes, we are listening to you. Popular music and classic music. Classical music. Classical, yes. Mm-hmm. I read a book. I am reading now the book of name Emanet, and the book of writer Bilge Güven Kızılay. It's writer, evet. It's Bilge Güven Kızılay, evet. Yes, this novel, I like this novel. Mm-hmm. This is a very beautiful because the novel understands a family. Yes. Yes. It is on. Yes. It's written. This yes. novel. There yeah, are... that its subject. The subject yes. is. Yes. Yes. Mm-hmm. On yes. a family. Yes. On a family. Mm-hmm. There are a novel on Getem Wet. You take it from Getem. Yes, you mm-hmm. take it from Getem. Mm-hmm. Download indirme. Ya da download. Indirme şeklinde doğru. Okay. Mm-hmm. Yes, yes. You download mm-hmm. It from Getem. Yes. Ya da download yes. it. Yes. Yes. Thank you very much. Yes. Okay. Do you like playing chess or any other games? No. I don't like.
Okay, thank you very much, Gözden. Thanks a lot. Yes, okay. You konuşmayan welcome. Var mı? Habil is here. Aa, Habil Bey geldiniz. Okay. Habil Bey, siz geçen hafta kaçmıştınız Ankara'lara doğru. Bu akşam yine kaçıyorum. Bu akşam yine kaçıyorsunuz. Yani sizin İngilizceyle bir derdiniz var. Ben onu anlıyorum buradan. He was on the way the last week. Now yes, yes. You are on the way. Are you on the way? Yes. Okay. Habil Bey'i yakalamışken biraz kendini tanıttıralım. Nerede oturur bu zat? Ondan sonra ne iş görür? Geçen hafta tanıtmıştı ama kaçmıştı, unuttuk. Yes. I'm Harbin Bozkurt. Yes. I'm from Artvin. Do you live in Artvin? Yes. Do you live in Artvin? No. I live Ankara and in Ankara. Burhaniye. Haha. Yes. Okay. I remember. Yes. I am studies secretary. I study secretary. Bu sekreterlik bölümü mü okuduğunuz şey? No. Memur yani sekreterlik. Yes. I work as a secretary. Yes, I work as a secretary. Study daha çok şey böyle derse çalışmak ve eğitim almak. Okulda eğitim almak. Aynen, evet. Aynen. Yes, I work as a secretary. Yes, where? Yeah. Where do you work? I'm a telephone person. Where do you work? Where? Yani Ankara'da dediniz. Yes, which firm, which company? Nerede? I work in Ankara. Kuruluşta, which foundation? Yes. Peki, hangi kurumda çalışıyorsunuz? Tarım nasıl deniyor? Agriculture. Tarım Bakanlığı mı? Yes. Ministry of Agriculture olur sanırım, değil mi? Yes. Ministry of Agriculture. Yes, Ministry of Agriculture, yes. Gazi University. University. Bitirdiniz mi? Bitirdiniz mi orayı? No. Hala oradasınız. Yes, I'm continuing education. Continuing. You are continuing. Yes. Hangi bölüm? Which department? Gazi University. Which department? Hangi bölüm? Benim sesim net geliyor mu arkadaşlar? Yes. Yes. Okay. Which department? I study education department. Yani eğitim fakültesindesiniz. Yes. Faculty of Education at Gazi University. Yes. Okay, good. Which class? Yes. Hangi sınıftasınız? Kaçıncı sınıfsınız? Which class? I'm the end class. The fourth, yani sonuncusundasınız, değil mi? Yes. Fourth degree mi? Ne denir ona? Class da denmez. O daha çok şeyde, lisede falan denir de. Burada ne denir acaba? Derece. Yıl diyebiliyorum ben. Yani kaçıncı yılınız? 4 yıllık bir üniversitede. Evet. ABD'de en azından o kullanılıyor. Belki İngiltere'de farklı bir söylenim tarzı kullanılıyor. Evet. Veya şey yapılır. Son 2 yıla yani belirli şeyleri vardır onların ismi. Tabii, belli seviyeleri var. Hele 2 yıllık diploma da alabilecekse, son 2 yılını da okuyorsa ona şey denir. Ne deniyor? Senior büyük böyle şey, bir nevi yaşlı anlamına geliyor. Yani senior tamam. Evet. Senior degree denir herhalde, değil mi? Yani degree denmiyor benim bildiğim. Ben hiç öyle bir şey duymadım. Belki İngiltere'de belki olabilir. Evet. Ama senior year, son yılında yani şey yılında nasıl söyleyeyim? I'm at the senior year denebilir. Hı-hı. Evet. I'm at the senior In my senior year in college. Yes, I'm in my senior year denebilir. Evet. Yes. Okay, 4. yılınızdasınız. Habil Bey, demek ki I am in my senior year diyebiliyor musunuz? Son seneler için. Okay? Yes. Okay. Yes, good. Okay. Do you I am staj yapmak neydi hocam ya? I'm training of Mustafa Azmi Doğan High intern. School. Intern. Intern. Yes, intern. Evet.
bir an kelimeyi ben de unuttum. I am interning of Mustafa Azmi Doğan High School. I'm interning at Mustafa Kemal miydi? Neydi şey? Azmi Doğan. Evet. Okay. Good. Şey hangi bölüm? Eğitim fakültesinin hangi bölümü? Which department? I'm language department. Yani Türkçe mi? Yes, yes. Ha, yes. Turkish language. Türkçe. Turkish literature. Şey Türk dili edebiyatı veya Türkçe bölümü. Yes. Yes. Turkish department diyebiliriz herhalde. Evet. Liseler için değil, değil mi? İlk öğretim için. Lise. Lise. O zaman yes. Literature, edebiyat. Turkish literature. Yes. Türk dili edebiyatı diye. Turkish literature, Turkish language and literature diye geçiyor. Ondan sonra Türk dili edebiyatı bu şekilde söylüyor. Linguistics mi deriz? Yok. Language. Dil bilimi ise linguistics. Dil bilimi ise linguistics. Yok. Burada eğer Türk dili çok. Ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatıysa veya İngiliz dili ve edebiyatı da olabilir. İngilizce, evet. Yani. Department of Turkish Department of Turkish Language and Language literature. And Literature. Literature, yes. Yes, okay. Yes, okay, good, Habil Bey. Good, yes. Thank you. Okay, how many brothers and sisters have you got? I have a sister and brother. I have one sister. I have got a sister and brother. And a brother. A sister and a brother. Yes? Yes. What are their jobs? Yani onların meslekleri ne? My sister is Florence. Nightingale'de hemşire mi yoksa? Yes, yes. Your sister is a nurse. My sister is a nurse. She works at Florence Nightingale. Hospital. She works at Florence Nightingale or I think Havil sanmak. Habil thought that Florence is nurse. Florence means nurse. Really? Okay. Yes. Your sister is a nurse. Hemşire. Nerede? Yeah, nerede yeah, she works? Hangi hastanede? Nerede çalışıyor? She works. Bir dakika. Adı ne bu hastanenin? Devlet hastanesinde. Ha, nerede? Hangi devlet hastanesi? Burhaniye. She works at Burhaniye State Hospital diyebiliriz. Sanırım devlet hastanesini herhalde State Hospital mı deriz? Yeah, she works. Onu ben düşünüyorum şimdi. Burhaniye State Hospital. Hastanesi State Hospital mıdır? Ya da state aynı zamanda eyalet anlamına geldiği tabii, için. Tabii eyalet anlamına da geliyor. Benim de state şimdi. State Hospital veya Govern. Çünkü Govern. Burada tabii ki merkezi eğitim olduğu için. Ama galiba tabii. State Hospital doğru. Evet, Burhaniye, she works at, yes. Ben government hospital pek duymadım, state hospital. Government hospital ben de duymadım, o yüzden evet, state hospital. Aklıma en uygun state hospital geldi. Yes, okay, at Burhaniye State Hospital. She works, yeah. Değil mi? Mm-hmm. Yes, Burhaniye State Hospital. Yes, what does your brother do? My brother works Carter Company. Carter Company? Tarıma ne diyordu? Tarım. Agriculture. At an agriculture. My brother works it at an agriculture culture. Culture. Çırçır var ya Habibi. Çırçır diyoruz ya. Agriculture. Agriculture. Yes. Agriculture. Company. Yes. Good. Tarım şirketinde çalışıyor. İlaç mı satıyorlar? İlaç, gübre vesaire. No. Mühendis. Agriculture
engineer. Engineer. Agriculture yes. engineer. Okay, okay, okay. Yes, yes, good. Okay, Habil Bey, sizi yorduk tabii. Yes, yes. Okay, okay, good. Peki arkadaşlar, bugün azız ama böyle yani bu her hafta aynı kişiler gelecek diye bir şey yok maalesef. O yüzden Conversation Class diye duyurduk bu kursu. Hani kimse kendini mecbur hissetmesin, hissetseler de çok iyi olur ama. Okay, geçen hafta bir de şeyi görmüştük, hatırlar mısınız işte? What does a carpenter do mesela? Carpenter ne? Carpenter ne? Ben şu anda hatırlamıyorum ya. Çok tanıdık bir kelime ama. Değil mi? Carpenter. Var mı bilen? Bir soy ismi gibi duruyor. Evet, kullanılıyor. Soy ismi olarak kullanılıyor bazen. İlginci evet. Türkçe'de ben hiç öyle bir soy ismi duymadım. Ama evet, İngilizce'de Türkçe kullanılıyor. Türkçe'de duymamışsınızdır canım. Carpenter ne olabilir? Meslekleri düşünelim. Çok var onlardan. Ha? Çok var onlardan. Onlardan çok, çok var. Eski meslek bir meslek. Çok var yani. Çok eski bir meslek yani. Çok eski. Nasıl söyleyeyim? Eski. Evet, evet. Arabacı. Yes, arabacı? No, arabacı değil. Arabacı değil. Arabacılıktan da önce belki de bu meslek. Şoför? No, no. Do you repeat? Biraz şey düşünün maybe, arkadaşlar. Maybe you böyle can introduce it. Mesela araba yapan birisinin bu mesleğe ihtiyacı, bu mesleği yapan birisiyle. Tamirci mi? Araba tamircisi. Eski arabalar böyle faytonları düşünün. Mesela faytonu yapan birisinin bu mesleği yapan tahta. Okay. Marangoz. Marango, yes. Carpenter. Yes. What does a carpenter do? Okay. Maybe a carpenter can do wooden things. Wheel mı? Nasıl? Tekerlek. Wheel. Yes, wooden wheels. Yes, yes. They make so many things. Yes. They can make wooden dolls. Yes. Yes. Sofas, armchairs. Windows maybe. Yani çerçeve. Doors. Frames. Doors. Doors. Yes. They make, for example, cupboards. Cupboards. Shelves. Değil mi? Some cabins for music instruments. Musical and instruments. Yes. For example, bağlama. I think bağlama... carpenter tabii yapmaz. Doğru. No. Onu maybe, çok müzik evleri yapar. The instruments. Yes, piano yes. maybe. The cases, the dolap. The cases. Yes. For the yes. musical instruments, but the instruments themselves would be made by somebody else. Yes, yes, yes. Yes. Make of good. Course. Yes, Tahsin Bey. Carpenters make wood goods. Wooden goods, yes. Wooden things, wooden goods, yes. Ahşap şeyler yaparlar, değil mi? Peki, biz bunu nasıl tanımlamıştık? Birazcık daha karmaşık yapmıştık Tahsin Bey yokken. Geçen hafta. A carpenter is a person. A carpenter is a person. Who makes, there's a merdiven. Ladder. Ladders. Stairs. We have a ladders, wooden ladders, for to sit, in fact, to sit on it. To sit on, yes. Carpenter, we have a carpenter friend, and he made for us a ladder. 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 To sit on. Yani basamak basamak şeyler yaptı size. No, it's siz tırmanmayı tam mı bir demek? Ladder. Yok tam bir merdiven var aslında. Tam bir merdiven yani. Yes. Kademeli oturuyorsunuz üstünde. Yes, it has five ne floor mu? Five level. Five steps. Five steps. It is one and a half meter genişlikte ne? Wide. Wide ya da wide ya da width evet. And it has five steps. Good. Yani nasıl akıl ediyorsunuz böyle şeyleri? Nereden aklınıza geliyor böyle şeytanca şeyler? Bilmem. Yani okay. Good.
Ama çok mantıklı. yes, okay. Ne dedik? Hadi bakalım toparlayalım onu. A carpenter is a person who made our ladder. A carpenter is a person who makes our leather wooden goods, wooden things, goods, değil wooden mi? Things. Yani ahşapla uğraşan kişiler. Yes, okay. Bu şekilde who ile bağlayarak, mesela a hairdresser. A hairdresser, yani, dresser makes clothes. A hairdresser makes. Who makes dressers? Who makes and cuts? Hair. Yes. Şimdi make de olur. Değil mi? Sanırım burada saç yapmak, saç düzeltmek aslında. Dur, ona başka bir şey diyorduk. Dresses. Yes. Dress who dresses yani, hair. Yes. Hair. Veya cuts the hair de olabilir. Cuts hair de olur. Kesen. Hı-hı. Değil mi? Yes. Braids de olur. Yes. Yes. Pay. We learned it. Nasıl? Pay. Boyamak. Paint. Geçen hafta sorulmuştu. Yes. Normal böyle duvar boyası, mesela bir şeyin üstüne tabaka yapan bir boya paint, ama evet, bir şeyin rengini değiştiren boya colored. Dye. D-Y-E. Yani saça ve kumaşa kullanılan boyaya dye denir. Dye. Mesela duvarda kullanılan paint. Dye? Nasıl hair yazılan dye. Bir dye bu? D-Y-E. D-Y-E. Yani D-Y-E ile alakası yok. Yes, evet. Okay. Yani eski İngilizce'ye çok benziyor. Eski İngilizce'deki bir kelimeye çok benziyor. Evet. Belki evet. Ama bugün evet, yani ama saç boyama hair dye denir. How do you spell it? Ayakkabı boyacısı. Ayakkabı boyacısı. D-Y-E. Diyarbakır, Yozgat, Edirne. Ayakkabı boyasını polish kullanılır genellikle. Polish, evet, o aynen öyle. Polish. Şöyle hepsini unuttunuz diyelim arkadaşlar. Hani bu Ali Bey için söz konusu olmayabilir ama biz henüz native speakerlar değiliz. Bize birisi sordu. Hairdresser nedir dedi. İngilizce anlatacaksınız. Ya uzun uzun yaptığı işi anlatabilirsiniz. A hairdresser is a person. Hadi is a person'ını falan da unuttunuz. A hairdresser cuts hair, makes hair mesela. Unuttunuz değil mi? Yani sizin önemli olan karşınızdakinin sizi anlamayı, ya da işte boyayı unuttunuz, renklendirmek diyeceksiniz. Which colors hair mesela, değil evet, mi? Saçı renklendiren. Yani hani kelimelere takılıp kalırsak çok bocalıyoruz. Evet. O yüzden aklımıza gelen ilk işe yarar kelimeyi işe sürüyoruz. Yani burada önemli olan kendimizi bir biçimde ifade edebilmemiz. Tabii ki standart İngilizce çok önemli ama diyelim ki aklımıza gelen bir şey olmadı. Hemen bildiklerimizle başlıyoruz. O zaman cut'la başlayacağız. Cut hair. Mesela değil mi? Cut hair mesela. Ondan sonra ya da sakal bıyık kesen barber sorduk diyelim ki. What does a barber do dedik mesela. A barber is a person who cuts işte the beard, the mustache falan, beard, mustache falan, işte hair, ondan sonra vesaire vesaire. Saçı yıkar mesela, değil mi? Who washes hair mesela. Yani önemli olan kafamızı bu konuda çalıştırmak. Hani he is a very very talkative person, barber. Yes. Yes, 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 of course. Evet, yani secereni okuturlar sana. Sorar da sorar. Efendim ben şöyleyim, böyleyim. Siz kimsiniz? Kimlerdensiniz? Necisiniz? Ne iş yaparsınız? Ondan sonra çoğu sorular da saçma olur. Ben who thinks that he or she is a psychologist? yes. Many hairdresser as a psychologist. Yes. yes. Ben içime gelmeyince susuyorum. Susmak en iyi silah arkadaşlar. Oralı olmuyorsunuz. Bir süre sonra o da susmak zorunda kalıyor. Okay. Başka kim var bizde konuşmayan? Nurşen Hanım konuşmadı. Bilmiyorum, konuşmak istiyor mu? Kim? Nurşen Hanım konuşmadı ama konuşmak istiyor mu bilmiyorum. Nurşen Hanım burada. Is here. I think Nurşen cannot hear us. She was outside before the meeting. Okay. Yes. Peki.
O zaman mesela biraz daha meslek tanımlayabiliriz. Örneğin, blacksmith diye bir şey duydunuz mu? Blacksmith, it's like a nickname. Blacksmith. Mafyada mı gibi çağrıştırdı ama değil. Ara deyince evet o biraz öyle. Bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi. Blacksmith, yani karanlık tabii, adam duyunca. Gibi böyle. Yes, Blade duyunca insanlar blacksmith. Az önce ahşaplı işler öğrendiniz değil mi? Ahşapla kim uğraşıyormuş? Carpenter. Blacksmith ise demirci. Demir. Iron. Evet, iron. Şimdi iron diyeceğim, ütü mü diyeceksiniz? O yüzden mecbur kaldım demirci demeye. Demir. Yes, yes, demirci. Blacksmith. Peki, blacksmith'i tanımlamaya uğraşalım o zaman. Yes, please. Carpenter is blacksmith. Black, B-L-A-C-K. Yes, S-M-I-T-H. T-H. Yes. And carpenter. Carpenter, C-A-R. E-E-N-T-E-R. Yes, T-E-R. Carpenter, yes. Carpenter. Carpenter. Size tanıyorum bu kelimeyi ya, unutmuşum. Blacksmith ilk defa duyuyorum onu. Carpenter. Yes. Blacksmith. Demirci. Yes. I was knowing ironer. Ironer. Yeah. Ironer. Yes. Good. Yes. But Smith bu arada genellikle metalle çalışan insanlar için kullanılır. Blacksmith demirci. Ama mesela evet, yavaş yavaş diğer metallerin isimlerini öğrenmeye başladığınızda çoğu zaman onlarla hı-hı, çalışan birisinin yani ismine mesela atıyorum gümüş, silver, silversmith, gümüşle çalışan birisi o tür hı-hı, yani şeyler yapabilirsiniz. Onun için yes, onu bir sadece bir not alayım dedim. Aa, güzel. Good. We use in Turkish black iron for iron sometimes. Karademir. Karademir. Yes, karademir. Karademir. Neden? Kullanan... Çünkü o önceden kömürle çalıştırılırmış ütüler. Hı-hı. O yüzden karademir derler ütüye. Ütüye değil, demirin de saf haline karademir derler. Ha, paslanmış. Anladım. Paslı demir. Evet. Paslı demir. Okay. A blacksmith. What does a blacksmith do? Yes. Yes. Ben daha çok hani eşyadan çok şey düşünüyordum aslında. Hani işte demiri eritmek, dövmek. İşler. Demiri evet, işlemek mesela. Bunları yes, nasıl ifade edeceğimi düşünüyorum. Operate mi deriz burada? Work. İşlemek. Works. Works. Evet. Özel bir, ben nasıl hecelendiğini hatırlamıyorum şu an ama rot diye biraz eski özel bir kelime var. Onu belki duyarsanız ama çok aklınızda tutmanız gerek yok. Evet. Genellikle hı-hı, works with metal. Works with iron. Yes. 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 Who works with iron? Değil works mi? Works with iron. Yes. Yes. Mesela şey diyebilirsiniz. Az önce Tahsin Bey'in çok güzel söylediği gibi hani wooden things ya da wooden goods demişti. Iron goods. Değil mi? Siz de şimdi iron goods ya da iron things diyebilirsiniz. Blacksmith is a person who likes listening Iron Maiden. Ne oldu? Ay Elif sen çok yaşa Emi. Okay. Yes, a blacksmith is a person who mesela who works with iron diyebiliriz ya da who makes iron things, iron goods diyebiliriz, değil mi? Ya da yes. Okay. Bless you. Thank you. Yes. Bless you. Okay. So arkadaşlar, bunun okay, aslında. Sorry. Yes. I have a question, but it's not about this topic. Yes. Yes. Okay. For example, I have no religion, mm-hmm, and I don't want to say God bless you. You don't want to say God bless you. People generally say bless you and without any specific. There is some people use yes, the German counterpart, which I think I don't know what it means, but it might mean something close to what we say in Turkish, Gesundheit. But I have no idea what it means. They use a German word, which means Gesund, which yes, is Gesundheit. But I have no idea what it means, and it's German, not English. In America, yes, at least, I don't know in
I don't know in England. Evet, or people just might say bless you without putting God into it. Sen de çok yaşa de Elif. Live long. Live long. Allah Allah çok yaşa. Yani live long, live long de. Mm-hmm. Live long. Live good, I think. Live good de. Live well. Live well. Live well. Hı-hı. Evet diyebilirsin. I use in Turkish live well I think. İyi yaşa. Yes. 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 Maybe. Ama benim bir arkadaşım var. İnsanı hapşırdığını hapşıracağına pişman ederdi. Hay sen çok yaşa. Hay sen iyi yaşa. Sen şöyle yaşa böyle yaşa. Yeter ya. Yeter. Çok yaşayasın Emi. Ya we love ya live well ya da less to. Yes. Çok yaşa, uzun yaşa torunlarını okşeder bizim bazı çevremdeki. Mesela, hani bizdeki masalların başlangıcı gibi efendim bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalmış zaman içinde dereler işte develer berber iken pireler bir şey iken yani bizim ben dedemin beşiğini sallarken. Evet. Mesela bizim İngilizce öğreticilerimizden bir tanesi işte British Council'da çalışırdı. Onun işte tabii ki Türkiye'de çalıştığı için, Türkiye'deki firmasında bölümünde çalıştığı için kızı Türkiye'de doğmuş. Mesela baba bana masal anlat dermiş. O başlarmış. Once upon a time işte there was a camel bilmem. Baba öyle deme ya dermiş. Ne diyeyim kızım? İşte bir zamanlar başlarmış Türkçe tekerlemeleri söyletmeye. Ondan sonra vallahi diyordu sayfaya yazdım bir sayfa tuttu. Yani masalım var. Çünkü diyor bir şeyini unuttuğumda kızım bana diyordu ki baba şurayı unuttum. Çok iyiydi. Oradaki evet. Sanırım umut yani ya ben bunları sayarken uyursa. Yani inşallah uyur da hani daha masal uydurmam gerekmez. Evet, abi, olabilir. Abi şarkı vardı bir zaman. Once upon a time there Once is a favor. Once upon a time. Evet. Evet. Yes arkadaşlar. Another job dentist. What? Dentist. Yes. I don't like dentist because I am afraid. I went to dentist yesterday. I went two months ago a dentist. He pulled me 11 teeth out. Yes. Pull my 11 teeth out. 11 teeth? Out. Oh. He will be make implant. Oh. Implant. 11 teeth. Yes. 11 of my teeth out. Dişlerimden 11'ini çıkardı. Yes. 11 of my teeth. Yes. Out. 11 of my teeth out. I'm afraid of my 11 of my My dentist took my teeth. Bir daha? My dentist ne yaptı? Kesti. İki tane dişim kesti ama. Ha kesti. Cut. 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 Cut it. Kes. Cut it. Cut. Two of my teeth diyebilirsin. Two of my teeth. İkisini kesti değil mi? Yes. Two of my teeth. Yes. The two of my teeth diyebilirsin. Dişimin ikisini. Dişlerimin ikisini yani. Yes. Okay. Okay. Peki. Hemen, I don't like dentists. Okay. I'm afraid of them. Yes. Okay. Gözde Hanım, what does a dentist do? Ne yaparmış bu dişçiler? Bir duyalım hünerleri. Who make teeth? Valla dolgu yaparlar. Filling dolgu. F-I-L-L-I-N-G. A dentist fills. It's like filling the blanks. A dentist fills teeth. Yes. F-I-L-L-S. Kaplama yaparlar, çekerler. Yes. Herhalde cover mı deriz ona da? Crown galiba maalesef onu ben de bilmiyorum. Crown. Ha. Hı-hı. Evet, hani kaplamak bazen cover kullanırız ama burada da uygun olacak. Cover. Evet, cover. Covers, ondan sonra ne yapar? Feels. Çeker. Cleans. Ondan sonra cleans. Evet. Evet.
pulls out. Pull out. Evet, teeth. Değil mi? Yani a dentist is a person who pulls out or peels or covers teeth diyebiliriz. Make people afraid. Dişler için çalışır. Dişler için çalışır. Nasıl deriz? Yes, works for teeth. Teeth health. Teeth health. Health diyebiliriz. Yani diş sağlığı üzerine mesela. Yes. Belki put out neydi? It works on. Put out mu dedik? Pulls. Evet. Pulls out. Pulls. Hani does'ın sesi. Geniş zaman oldu. Genel mesleki tanımda. Genellikle bu şekilde kullanırız ya. Yani genel iş yapma şeklini anlatırken. They smells people mouth. No canım. Yani ne gibi sometimes they smells and seems it smells like sınıf. Vallahi yiyorlarsın. Yes. Smells but I'm sure they smell sometimes to understand there is an is influence ne what inflammation infection yani, inflammation they use smelling for gerek yok ki niye smell etsinler zaten gözleriyle görüyorlar yok kokuyu kullanıyorlar bazen gerçekten öyle kullanıyorlar mi? Evet öyle mi hiç farkında değilim çünkü genellikle dişçilerin ağzında maske vardır ya. Yani şey için bunu bir arkadaşım anlatmıştı da oradan aldığı mesela oraya dokundurduğu pamuğu da kokluyor işte hani bir tedavi yaptıktan sonra da onu kokladıkları olduğunu biliyorum. Ay doktorlar, çok tehlikeli bir şey. Doktorlar koklama metodunu kullanırlar birçok doktor. Kimse öyle mi? Tabii. Mesela amanın çok tehlikeli bir şey. Şu an çok tehlikeli. Doktorlar falan kullanırlar onu. Evet. İlk kez duyuyorum vallahi arkadaşlar. Olabilir. Hayır. Ama çok çok tehlikeli yani ne bileyim ben. Evet koku birçok şeyin belirticidir. Bu doğru. Ama hani bir de gözüyle görmek yani, var ya ben hiç öyle düşünmemiştim yani. Tehlikeli evet bir şeyi yüzüne gerçekten yaklaştırmak istiyor musun? O başka evet bir mesele. Evet evet çok tehlikeli bir şey. Hani bana çok riskli geldi. Maybe now it's dangerous but normally times I think it's a the old days. Yeah, they used to smell in old days. Eski günlerde. Yeah, ya da before ya da in the past. Yes, in the past. Yes. Okay. Okay, good. For example, arkadaşlar şimdiye kadar hep meslekleri tanımladık. Hep who bağlacını kullandık. Bir de şöyle kullandığımız araç gereci tanımlayalım bakalım. Yani mesela ne diyelim? What is white cane? A television, for example, yes. What is a white cane used for? What is a white cane used for? To understand what yes there is in front of me. Yes. It is used for showing people that I am blind. It is used tarafından blind people. By the blind people. Yes. It is used. Are we talking about television? White cane. No, white cane. No, white cane. What is white cane? We are talking about white canes. Yes. I don't know it. Beyaz baston. White cane. Cane. ya da diğer anlamıyla stick. Stick de kullanılır arkadaşlar. Yes. White stick. O biraz böyle değnek gibi olmuş oldu herhalde. No. Başbayağı kullanırlar. White stick. Değnek yani sadece değnek değil. Hani yaşlı insanların bastonları için falan da hani ellerinde taşırlarmış ya önceden hatta süslü püslü de olurmuş. Beyaz değnek denmez. Doğrudan doğru ya. Baston. White baston. Yes, white cane.
Yes. White what cane. Does what does what is a white cane used for dedik? Elif dedi ki it is used by blind people. Ondan sonra ne dedi? It is used to showing to see. Aslında to understand, hani to realize mesela, değil mi? Fark ettirmek için ya da to show güzel. So that you are blind. Teacher, you're blind. The white cane for a long my life. I didn't use it. Again, please, yeniden. You alalım. Didn't you use it? Yes, I didn't use the white cane for a long my life. Why? A long time. For a long time in my life. Yes. In my life. Why? Bir şeyi, olumsuz olan bir şeyi onaylarken yes değil no'yu kullanalım arkadaşlar. Mesela why not dedik ya da didn't you use dedik mesela. Hani gerçekten kullanmadınız mı really falan dedik. No diye devam edin. No, why not? No, I didn't. Ya da no, I haven't. Hala kullanmıyor musunuz? No. No. My wife every time my near, so I needed it. Yes. No. Your wife. She helps you to go somewhere. Mm-hmm. Everywhere we can go together. Yes, you go together. Everywhere you go together. Yes, and she's always with you, at a bank. Together. Mm-hmm. Yes. We work the same place together. Mm-hmm. So that I needed it. Your wife is not blind, I think. What's your job? What do you do? I was Public relations. I work. I worked agricultural bank. Yes, Tarım Bankası. Okay. Okay, good. Yes, ne diyelim? Actually, in old days, many people used the white cane. For example, Gültekin abi, Gültekin Yazgan. Didn't use white cane. I didn't use it, but mm-hmm. I have three white canes. White canes, yes, really? I have. Ne denir ona ya? Hay Allah, kelimeyi unuttum. Neyse. Hani o zaman bir tanesini kullanın ya Tahsin Bey. Alın elinize, yürüyün hiç değilse. Metin Şentürk hala kullanmıyor bildiğim kadarıyla. Metin Şentürk hala kullanmıyor. Many people don't use it, I think. Many blind people don't use. Mm-hmm. In old days, very few people... Still... Really? Yes. Okay. Yes. There are many people. Maybe they say we don't use the white cane. White cane. A white cane. Mm-hmm. People can help us. They say. Mm-hmm. If we use a white cane, we seem to be too ages. Aciz, weak insanlar, weak people. Yes, they see us vulnerable. As weak people. Weak. W-E-A-K. Yes. Evet. W-E-A-K. Yes. Unfortunately, I cannot use. Really? At the same time, you deaf. I think you are deaf. You are deaf. Then because I am not hear my. You cannot hear. Mm-hmm. Yani yankıları duyamıyor. Well, you cannot hear, so you don't use it. Okay. Mm-hmm. Okay. Ya aslında şöyle benim. Seslerin nereden geldiğini bilemiyorum. Yes, do you use earphone? Hearing aid. Hearing aid. Hearing aid. Yes.
İşitme cihazı kullanıyorsunuz bildiğim kadarıyla çünkü. Dergide yazmıştınız. Evet kullanıyorum ama işte o da yeterli gelmiyor. İşitme cihazı. İşitme cihazında şöyle bir sorun var. Gerçekten de gelen seslerin yönünü bulma konusunda cihaz kullanan arkadaşlarımız sıkıntı çekiyorlar. Benim de işitme sorunu olan arkadaşlarım var. Baston da kullanıyorlar tabii. Ama çok sıkıntı çektiklerini de söylüyorlar. When I am cold, it is difficult to understand belirlemek. Where the... defined mı? Belirlemek, saptamak. Understand. Understand. Where the noise is coming from. When I am ill. Hear more difficult. More difficult. More difficult. Yes. Okay. Yani şöyle aslında in fact I can use inside because it is not dangerous. Okay. But it is yeah, outside is very dangerous. Dangerous. Yani. Bir daha alalım Gözde Hanım. Tam olarak anlayamadık. Tekrar deneyin. Actually ya da in fact. In fact. I can use inside. Infight? Inside. Inside. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Okay, tamam. Inside. Yes, you can use inside. Yes. Yes. Okay. Because office. Yeah, for example, office. Yes, yes, in the office, yes. I cannot use outside because outside is very dangerous. Very dangerous, very crowded. There is so much noise. So much dangerous. Noise. Çok gürültü oluyor. Aha, peki şöyle nasıl soralım? How do you go, ne kadar işitme kaybınız var diye? How much percent? Percent 80% hearing loss. Yes, 80% your hearing loss is 80%. Yes, how much is your hearing loss? My hearing loss is 80%. Yes, my hearing loss is 80%. Yes, it's very high. It's very high. Yes. How do you go to work? Very bad. Okay, Gözde Hanım, how do you go to work? I am go to by person service. Several people. You go to work by service. Several people. No service. Service. Okay. By service. Personal kişisel oluyor. Personel. Personel. İngilizce'deki personal'a benziyor ama aynı değil. Personal değil. Kişisel. O kişisel. Personnel bus or service, not service I think. Service is service olur. Personnel service bus diyebilirsiniz. I think it is like that student service. Student service dediğinizde de başka bir şey anlaşılıyor. Öğrenci servisi değil mi? Öğrenci hizmet gibi yani. Şimdi hizmet de social services. Tabii. Biz like, şimdi hizmeti Türkçe olarak kullanırsa, servisi servis olarak kullandığımızda o şey oluyor. Ama student service diyemiyoruz. Yani student service bus falan belki en fazla. Bus service. Daha mantıklı değil mi? Yani otobüs hizmeti gibi. By service
English. Yes, I go to work by service, personal service bus. Yes. Yes. Yes, good. Gözde Hanım, kolaylıklar diliyoruz yani. Gerçekten zor ama ne yapalım? Yani bu işte böyle. İşte küsmek yok. Hayata devam. Yapacak bir şey yok. Okay. So, arkadaşlar, what time is it? 22:07. Gitmek istiyor musunuz? Devam mı, tamam mı? We don't want, yes, but biraz I think daha. We should. Yes, yes. Bir 15 çeyrek geçiyor. Siz ne kadar devam ederseniz ben buradayım valla. I'm also here. 15. Geldi. Yes, okay. Yes, good. Okay, şu nesneleri birazcık daha tanımlayalım derim. Bir White Cane'den bayağı bir öykü çıktı gördüğünüz gibi. White Cane is, yes, important, like, for, yes, us. White Cane. Yes. Ben what bir is, küçük bir ekleme yapacaktım White Cane'den, yes, çıkmadan önce. Buyurun. Şey de diyebilirsiniz. I use the White Cane to look around me. Etrafıma bakmak için. Look, aslında yani bakmak. Şöyle Ali Bey, o benim de aklıma geldi. Mesela to examine de diyebiliriz belki. Examine, explore. Explore. Hani araştırmak. Examine, incelemek. Hani etrafımızda ne var ne yok. Engelleri incelemek anlamında. Epey şey kullanabiliriz arkadaşlar. Hı-hı. Kullanabiliriz. Yes. Doğru. Ama şey soracağım. I used to deyince geçmişteki şey kullanmıyor muyuz? I used to. Evet. I used to dediğinizde used, yani yes, used yazdığımızda used. Evet. Hı-hı. Öyle. Ama I use dediğimde, hani use sadece dediğimde, hı-hı, kullanırım. Yani I use the cane ya da the white cane, hı-hı, for mesela walking around, etrafta yürüyebilmek için, değil mi? Yes. Diyebilirim. Ya da işte çeşitlendirebilirim. Hani to realize, ne diyelim, the hints mesela diyebilir miyim acaba? Engelleri fark etmek için kullanabilirim. Details, detaylar. Details, evet, olabilir. Yes. Evet, çok doğru. Hani buradaki use, ben kullanmak anlamındaki use, hı-hı, Gözde Hanım. Öbür used to, o şey, evet, geçmiş için kullanıyoruz onu zaten. I use mesela, evet. Hı-hı. Ben işitme kaybolmuştu bir. Olsun, bizim oluyor. İçin fark etmiyor. Benim çok işitme kayıplı öğrencim oldu. Ben onlarla çalışmaya çok alışığım. Siz de hiç bu konuda şey yapmayın lütfen. Gözde Hanım, buraya devam. Biz birbirimizle çalışırız. Önemi yok bunun. Okay? Yalnız ben düşünüyorum, bunların bazılarını aslında geçen hafta yaptım bunu. Yaptık. Yazılı bir kelime listesi hazırlayayım mı öğrencilere yollamak için? Belki. Yani detaylı tercümelerini yazmayabilirim ama en azından hecelerini ve telaffuz hakkında tercümeleri, evet, zaten sözlükten bulabilirsiniz. Geçen hafta biraz yaptım. Bu hafta da kayıt çıkınca bir kelimeleri yazıp Elif Hanım'ın, hocamın var bende listesi, Gözde Hanım'a, Habil Bey'i büyük ihtimalle bulurum, e-mail adreslerinize yollarım istersen. Zaten Elif Hanım paylaştırabilirdi. Tamam, ben Elif Hanım'a yollarım. Hepimiz de paylaştırabilirdik. Ben de zaten alan, Elif Hanım'a birkaç liste göndereceğim. Hocam. Buyurun. Estağfurullah. Ortak bir alanımız olsa da oradan biz girip indirsek. Bir WhatsApp grubu kurarız. Arkadaşlar olmadı. Ya da yes, Elif we can announce by mail at engelsizlerişim. And we can announce to groups, the male groups. Yes, mm-hmm, male groups. Yes. Okay. Because we are not bu kadar değiliz yani, daha fazlayız. Daha fazla olabiliriz. Yani WhatsApp grubunda açıkçası phone. Ben bir şeyler okumakta zor. Yani anladım. Tamam. Gösterdim. Okay, mail grubu daha iyi diyorsunuz. Okay. Arkadaşlar, daha çok geçen hafta meslekleri tanımlarken tabii ki kişiler üzerinden tanımladık ve who bağlacımızı kullandık. Nesneleri tanımlarken de, ya da işte bu bir makinedir, başka bir araçtır,
which bağlacını kullanacağız. Hmm. Önce basitçe tanıtacağız. Ondan sonra da which bağlacıyla biraz uzatacağız. Mesela ne diyorum ben? What is a television used for diyorum mesela. Yani bir televizyon ne için kullanılır? A television diyor. Is a machine. A television is a machine, yes. Ne yapar ki? Which was used for watching something. Diyebilirsiniz ki örneğin. Which we watch mesela. Hiçbir şeyi hatırlamadınız diyelim ki, değil mi? Bizim seyrettiğimiz which we watch the singers, films. For example, concerts, değil mi? Ondan sonra belgeseller vesaire 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 bir yıl uzatabiliriz yani. Bunları seyrettiğimiz ekranından seyrettiğimiz bir makinedir diyebiliriz. Is a machine. A television is a machine. Televizyon bir makinedir. Peki, what is a white cane? Is it a machine or a tool? A tool. A tool. Uzantı. Extension. O ne ya? Ne? Extension. Uzatma geldi. Yok yani hani benim vücudumun bir uzantısı gibi. Oh, Elif açtım kendimi. It's not a tool for me. Ha, varlığımın bir uzantısı. Yani gibi. Evet. Yani bir araç. Extension of my being. Oh. Yes. Mesela bir donanım. What's a computer? What is a computer used for? For dediğim zaman, yani a computer is a machine, değil mi? Machine. Yes. Yes. A machine. Yes. Which is used for blah blah blah. Yani right. neler yapmıyoruz right. ki? It's. I think the meeting is finished. See you the next week.